Merhabalar arkadaşlar, gitar tekniklerine tekrar hoş geldiniz. Ben Özcan Erkişi ve sevgili dostum Emrah'la birlikte bugün sizlere enteresan bir butik ürün tanıtmaya karar verdik. Z-Wax marka Box of Metal, yani metal kutusu. Kutusu da metal, gördüğünüz gibi. Ancak çok sert tonlara sahip, böyle özellikle hacimli sert tonlar almak isteyen arkadaşların şöyle bir videoyu inceleyerek karar verebilecekleri bir pedal. Bence de hatırı sayılır bir pedal. Daha önce ben de açıkçası Z-Wax'in adını duymuştum ama hiç deneme fırsatım olmamıştı. Sağ olsun Emrah bu fırsatı yaratmış oldu bana böylece. Ben de bari dedim ki bu ürünü tanıtalım. Düzgün bir ürüne benziyor. Siz de bu konuda bir fikir sahibi olun istedik. Bu arada tanıtmak istediğim pedal derken böyle şey düşünmedim. Gitar olarak da böyle çok sert tonları verecek, işte ne bileyim üstünde EMG manyetikler olan zaten sert karakterli bir gitar tercih etmedim. Özellikle de Ibanez'in RGT 320 serisini tercih ettim bunu tanıtırken. Humbucker'lı olması yeterdi benim için. Çünkü ben aslında pedalın karakterini ortaya çıkarmak istiyorum. Yani gitarın sertliğini değil pedalın sertliğini ölçelim istiyorum bu tanıtımda. O yüzden de normal üzerinde Dimarzio İBZ'ler olan pasif manyetikli bir Ibanez tercih ettik. Bu demek değil ki bu gitarın tonları çok güçsüz. Onu demek istemiyorum. Yani sadece standart tonlar veren kaliteli güzel humbucker tonları veren bir gitar olması yeterli. Ancak o zaman gerçekten gitarın değil de pedalın neler yapabildiğini görebiliyoruz. Şöyle isterseniz ben size birazcık şöyle çalmadan önce hangi düğmeler ne işe yarıyor onu bir anlatayım. Başta şurada görmüş olduğunuz gibi bir volume knob'umuz var. Onun hemen yanında 3 band equalizer'ımız mevcut. Yani bass, middle ve treble'dan oluşan 3 farklı frekans karakterini ayarlayabildiğimiz işte bass frekansları, mid frekansları, orta sesleri yani ve aynı zamanda treble yani tiz, parlak karakterleri tonladığımız bir şurada görmüş olduğunuz 3 band equalizer'ımız var. Hemen gain karakterini yani distortion'ımızın sertliğini ayarladığımız şurada görmüş olduğunuz gain knob'umuz var. Güzel bir şey düşünmüşler pedalda. Denediğim kadarıyla da oldukça güçlü. Şurada gate yazısı var. Dikkat ederseniz. Şurada bir gate knob'u var. Bu ne işe yarıyor? Bildiğimiz noise gate bu arkadaşlar. Noise suppressor ya da diğer bir adıyla. Gitarda oluşan o ham sesler vardır ya, dip gürültüsü dediğimiz, işte ne bileyim toprak gürültüsü dediğimiz ya da duyulmasını istemediğimiz bazı düşük frekanslar, elimizin çarpması, sürtmesi, işte ne bileyim küçük dokunuşlardan gelen pis sesler, işte onları kapatmayı sağlayan belli frekanslara kadar gelen sinyalleri okuyan ama onun dışındaki çok düşük frekansları okumayan onları silmemizi sağlayan, yani seste silmemizi sağlayan bir parametre tuşumuz var. Burada görmüş olduğunuz bir parametre knobumuz var. Bunun kontrolünü de şuradaki gate stampıyla hallediyoruz. Yani bunun üstüne bastığımız zaman gate devreye giriyor. Ve işte buradaki o bizim durduğumuzda volümü kısmadan çaldığımız zaman gelen o aşırı sesi veya atıyorum o bazı elektrik sistemlerinden kaynaklanan toprak gürültüsü dediğimiz gürültüyü tamamen yok eden güzel bir sistem kurmuşlar. Fakat bildiğimiz şekliyle çalışmıyor arkadaşlar. Hani soldan sağa doğru çevirdiğinizde saat yönünde açılan o parametreler burada tam tersi sağdan sola çevirdiğiniz zaman açılıyor ki ben şu anda en düşükte tutuyorum arkadaşlar bunu. Yani denedik. Çok da açmaya gerek yok. Kapalı bile tutsanız. Şu şekilde bile tutsanız, çalıştırmasanız bile, çalıştırmasanızdan kastım yani tamamen açmasanız bile, bu o sizi rahatsız edecek bütün o gereksiz seslerin hepsini tamamen tıraşlayacaktır. Göreceksiniz siz de. Şu anda gitarımız tamamen Marshall 205'e emanet, JVM 205'e emanet şu anda. Ona bağlamış durumdayız. Onun clean tonunda kullanıyoruz. Amfimizin kendi preamp'ını kullanıyoruz. Preamp kısmını kullanıyoruz. Onun drive'ı açık değil şu anda. Göreceğiniz gibi, duyacağınız gibi bakın şöyle ki.
Oradan drive vermedik duyduğunuz gibi. Drive'ı tamamen buradan alacağız arkadaşlar. Bir de özellikle söylüyorum JVM 205 olduğunu. Çünkü ne kadar bunu söylesek de ne kadar anlatsak da belki de yeni siteye giren arkadaşlar, daha önceki videoları seyretmemiş olan arkadaşlar. Çünkü sürekli alta yorum bölümünde bu soruyla geliyorlar bize. Kullandığınız setup'ı açıklar mısınız? Kullandığınız setup'ı anlatır mısınız? Hangi pedalı kullanıyorsunuz? Hangi amfileri kullanıyorsunuz diye. Özellikle söyleme gereği hissediyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız eminim şey diyorlardır. Ya yeter be arkadaş, yani her videoda da bunu söylüyorsun ama söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz ürünün tonlarına geçelim. Input output yaptık. Araya başka herhangi bir efekt cihazı da bağlamadık. Ürün pille çalışıyor bu arada arkadaşlar. Ama biz daha doğru tonları alabilmek maksadıyla ürünümüzü şu anda bir adaptör vasıtasıyla çalıştırıyoruz. Onun dışında 9 voltluk pille de çalıştırmak mümkün. Ama yine küçük küçük böyle dipnotlar veriyorum ben, biliyorsunuz arkadaşlara. Size de yine bunu söylemek istiyorum. Herhangi bir drive pedalı fark etmez. Overdrive ya da çok sert bir distortion pedalı. Ne olur pille kullanmayın. Çünkü çok uzun ömürlü olmayacaktır pil. Yani eğer böyle 5-6 saat çalıyorsanız zaten 3. saatten sonra pil geberecektir arkadaşlar. Bu da sizin pedalınızın performansının düşmesine sebep olacaktır. Birçok kişi sırf bu sebepten bu pedal arızalı, 3 saat çaldım, 3 saat sonra ne drive tonu alabiliyorum ne bir şey diye geliyor. Pilini değiştiriyoruz ve gerçekten olayın sadece pilden kaynaklandığını fark ediyorlar. Bence en doğrusu drive pedallarını, özellikle güçlü elektrik çeken, çok fazla elektrik harcayan pedalları adaptörle kullanmak. Şu anda pedalımız açık değil. Şu an clean sesi duyuyorsunuz. Şöyle açalım ve biraz üstünde bir takım değişiklikler yapacağım zaten. Siz de göreceksiniz bunu. Ne tür tonlar alıyoruz bakalım. Sağdaki tuşa bastığımız zaman, şu an bypass yazan tuş, ki ürün bypass'ta şu anda. Buraya bastığımızda tamamen pedal devreye girecek. Tonu biraz daha koyulaştırmamız mümkün. İşte bakın, duyuyorsunuz değil mi şu sesi? Hele bir de elimizi çekelim. Şimdi bunu nasıl yok edebiliyoruz? İşte duyduğunuz gibi tık yok. Elimizi çektik. Volüm açık bu arada. Bayağı başarılı düşünülmüş arkadaşlar. Şimdi temiz temiz çalalım o zaman. Gain karakterini biraz kıstığımız zaman biraz daha hafif drive'lı ama yine sert karakterli bir ton alıyoruz. Yani bu demek değildir ki aslında sadece heavy metal tonlarda kullanılacak. Ya demek ki biraz daha hard rock tonlarında da kullanmak mümkün arkadaşlar bu pedalı. Şimdi biraz equalizer'la oynayıp şöyle farklı karakterler yaratmaya çalışalım.
biraz daha heavy metal solo tonları için uygun. Ne yaptık? Middle'ı biraz çeyrek geçeler gibi yaptık. İşte tizi daha da kıstık, çeyrek kala gibi yaptık. Bass'a hemen hemen flat'e yakın bir 5 geçe gibi. Gain'e biraz daha yükleniyorum. Bayağı başarılı bir tonu var aletin. Yani hem yırtık ama bir o kadar da temiz. Karambole gelmiyor sesler duyduğunuz gibi. Yani özellikle pena tonları çok güzel geliyor. Yani birçok pedalda yaşadığım şeydir benim. Özellikle sert karakterli pedallarda. Siz nasıl çalarsanız çalın bazı nüanslar yok olur. Yani gene yüklendiğiniz anda böyle bir karambol başlar. Yani köşeleri doğru düzgün duyamazsınız. Verdiğiniz küçük nüansları doğru düzgün duyamazsınız. Ama bunda öyle bir şey yok. Bayağı başarılı yapılmış. Birazcık daha midi flat yapalım. Tam böyle bir flat karakterine bakalım. Aletimizin nasılmış. Özelliğinin olması güzel. Yani şunu açmasaydık eğer, mesela bunu bu kadar rahat ve temiz yapamayacaktık. Örnek görelim. İşte o sürekli bir uğultu, sürekli bir rezonans hep olacaktır. Evet arkadaşlar, pedalımızı dinlediniz. Z-Wax
Box of Metal. 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 Hepsini diyebilirsiniz. Umarım bu tanıtım sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Emrah ve ben sizlere bay bay diyoruz.